Bilinci açık hastalarda yoğun bakım sürecinde önce bir kısa bir açıklama yapıyoruz bilinci açık olan hastalarımıza. Yoğun bakımın bir son olmadığını, onlar için daha iyi bir nefes alma ortamı sağlayabilmek için öncelikle solunumlarını rahatlatmak için telkinde bulunuyoruz. En son çare olarak solunum cihazına doktorlarımız ve hocalarımızın talimatıyla bağlıyoruz. Onları hem psikolojik olarak yoğun bakım şartlarında tedavi sürecinde hazırlayarak onları rehabilite edici sözler kullanarak ve buranın bir onlar için aynı zamanda kurtuluş olduğunu açıklamaya çalışıyoruz. Evet, en çok bilinci açık hastalarda aldığımız sorulardan bir tanesi de ne zaman çıkabilirim yoğun bakımdan? Bizim de onlara en sağlıklı şekilde nefes alma konusunda nefeslerinin ne zaman düzelirse, satürasyon dediğimiz oksijenlerinin ne zaman yükselip akciğerleri toparlayınca genel durumuna göre yoğun bakımdan çıkartabileceğimizi doktorlarımızın da talimatıyla yapabileceğimizi açıklıyoruz bunu. Evet, bilinci açık hastalarımız da mutlu oluyorlar. Zaten solunum cihazına bağlı olanların da duruşlarından, genel bakışlarından her şey anlaşılır. Artık biz onların her şeyle ilgilendiğimiz için acı çekip çekmediklerini, nefes almakta ne kadar zorlandıklarını onların bir bakışıyla da anlamaya çalışıyoruz. Anlayabilir miyim? Ben hemşire Hayriye Yüksel. Covid yoğun bakımda çalışıyorum. 2 yıldır burada hemşireyim. Hayriye Hanım, şimdi Covid-19 yoğun bakımındayız Ankara Şehir Hastanesi'nin. Buradaki tecrübelerinizden, Mart'tan beri gördüklerinizden biraz bizimle paylaşır mısınız? Hastaların yanına gittiğiniz aileleri burada olmuyor. Sizler onları nasıl telkin ediyorsunuz? Sizden neler istiyorlar? Biz hastalarımızın çoğunlukla manevi destek olarak her zaman yanında olduk. Hasta odalarına girdiğimizde her zaman hastaların ellerini tutup onlara duygusal anlamda hep yanlarında olmaya çalıştık. Onun dışında telefonu olan hastalarımızın doktor izniyle beraber hastaları yakınlarıyla görüştürmeye çalıştık. Birebir işte kimleri aramak istiyorlarsa ailelerinden anneleri, babalarını daha çok hani eşleriyle konuşmak istediler ilk öncelikle. Onları ailelerini arayarak, kendilerini konuşturarak duygusal anlamda yanlarında olmaya çalıştık. Aslında Covid-19 yoğun bakım servisi olduğu için genelde hastalarımızın durumu yoğun bakımı yeterli ihtiyacı olduğu için ağır oluyor. Ama açık hastalarımız da var tabii ki. Genelde aile popülasyonu olarak Covid-19 vakası gördüğü için daha çok ailesini merak eden yakınlarımız oluyor. İşte eşimden haber var mı, annemden haber var mı? Böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Ailesiyle görüşmek isteyenlerimiz oluyor. Doktorlarımız izniyle tabii telefonla görüşme vesaire izin verebiliyoruz. Bazen ziyaretçi kabulü de sağlayabiliyoruz. Tabii ki gerekli güvenlik önlemlerini alarak. Onun dışında yani burada çok vaka oldu. Mesela annesini kaybedip de cenazesine gidemeyen, hastanede yatan. Böyle hastalarımızın üzgün hallerine de maalesef şahit olduk. Genel olarak hastalık sürecinde tedavilerin devam ettiği ve iyileşme gösteren hastalar gerçekten aslında daha çok nitel veriler. Mesela oksijenini diyelim ki 10 litreden alıyorsa bak bugün 8'e düştük, yavaş yavaş azaltıyoruz, oksijen desteğin azalıyor. İyileşiyorsun, iyi olacaksın, ailenle tekrar kavuşacaksın gibi telkinlerle onu biraz rahatlatmaya çalışıyoruz.